Evet sevgili arkadaşlar, gelebilen arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Şu an katılan arkadaşları cep telefonundan takip edeceğim. Hem mesajlarınızı hem de kimlerin katılıp katılabilmediğini göreceğim. Canlı yayın esnasında yayın donarsa ve benzeri bilgiler olursa siz beni buradan bilgilendirebilirsiniz. Görüntü açmamamın sebebi yani kamerayı açmamamın sebebi internetteki yoğunluktan ötürü yayının donmamasını istediğim için. Şu an 5. üniteyle başlayacağız. Şu an gelebilen sadece bir kişi var. O bir kişiden isim alabiliriz. Diğer gelen arkadaşlar da aynı şekilde isim verirlerse kimlerin katıldığını en azından bir görürüz. Evet, 5. ünitemizle başlayacağız. Şuradan. Katılabilen arkadaşlar bir isim yazabilir mi? Kimler gelebildi derse 5. ünitemiz internet ile alakalı olan üniteydi hatırlarsanız. Şimdi onların kazanımlarından, ortak kelimelerinden ve kitabın içinde geçen önemli olarak gördüğüm bölümlerden bahsedeceğiz. Şu an 3 kişi var gelen. İrem hoş geldin. Kullanıcı adınızda isim yazıyor zaten. 5. üniteyi buradan işlediğimizde eğer daha sonra yayından çıkmanız gerekiyorsa daha sonra YouTube'da izleyebileceksiniz. O yüzden hiçbir problem yok. Evet 5. ünitemizin ismi internetti. Kazanımlara şöyle bir beraber bakalım. İnternet alışkanlıkları ile ilgili konuşabilmek. Hatırlarsanız alışkanlık burada habit idi. Dolayısıyla habit diyoruz. Örmek hoş geldin. İnternet ile ilgili bilgi arayışında bulunabilmek. Yani bir karşımızdaki bir kişiyle exchange yapabilmek. Exchange demek değiştirmek demek. Fikir alışverişi, bilgi alışverişi yapabiliyoruz. Bu üniteyi işledikten sonra internetle alakalı mevzularda. Mesela internetim bozuk, bağlantım kesik. Bunu nasıl yapabilirim? Karşı taraftan da bir bilgi alışverişi bu şekilde yapılabiliyor. Üçüncü kazanım teklifleri kabul etmek, reddetmek ve veya özür dilemek. Kabul etmek hatırlarsanız accept idi. Reddetmek refuse'du. Özür dilemek de apologize'dı. Bu kelimeleri biz 5. ünitede neden göreceğiz? Onu da söyleyeyim. Mesela WhatsApp'tan bir internet ile alakalı mesaj geldi. Dediler ki internette bugün şu saatte canlı yayınımız var. Katılmak ister misiniz? Bazı arkadaşlarımız dedi ki hocam kusura bakmayın biz katılamayacağız. Ortada ne var? Reddetmek var. Ve daha sonra da dediler ki hocam bizim başka dersimiz var aynı anda. O yüzden we are sorry. Özür dileriz dediler. Bu durumda apologize da yapmış oluyorlar. Ama başka arkadaşlar bu olayı kabul ettiklerinde, teklifi kabul ettiklerinde derse gelebileceklerini gösterir. Accept bu şekilde işimize yarayacak. Accept kelimesi değil tabii ki. Accept yapma durumu. Dördüncü kazanımımız İnternet alışkanlıklarıyla ilgili metinleri anlayabilmek. Yani ben şu kadar saat internet kullanırım, kullandığım siteler şunlardır, interneti şu amaçlarla kullanırım gibi ifadeleri anlayabilmek de bizim kazanımlarımızdan, hedeflerimizden bazıları. Bu kazanımlardan niye bahsediyoruz? Öncelikle bir üniteye bakarken arkadaşlar bu kazanımlara göre soru yazılıyor. Dolayısıyla sorularımızın nereden geleceğini bu kazanımlardan anlayabiliriz. İnternet alışkanlıkları bizim şu an bir numaralı soru gelebilecek bölümümüz. İki numaralı soru gelebilecek bölüm kabul, reddetme ve özür dileme bölümü. Çünkü bu ta birinci üniteden itibaren kullanılan bir durumdu. Birinci ünitede hatırlarsanız arkadaşlarımız bizi bir şeye davet ediyordu. Bir doğum günü partisine falan. Biz kabul ediyorduk ya da reddediyorduk. Şimdi ortak kelimelere geldik. Ortak kelimeler bizim için hayati öneme sahip olduğunu çok önceden beri söylüyoruz. Bazı arkadaşlarımız dikkate alıyor bunu. Bazı arkadaşlarımız çok da sanki umursamıyor gibi geliyor. O yüzden
her ünitenin başında, her üniteden bahsederken ortak kelimelerden bahsetmezsek olmaz çünkü eksik olur. Hoş geldin Züleyha, hoş geldin Elif Nur. Access arkadaşlar giriş yapmak demek. Giriş yapmak ya da isim olarak da kullanılıyor. Giriş. Bu ne demek? Bir siteye giriş yapmak, bir Facebook gibi sosyal ağa giriş yapmak, ulaşım yapmak, ulaşabilmek, ulaşmak anlamına da gelebilir. Ulaşmak. Tabii sanal bir ortamda ulaşmak, yani bir siteye ulaşmak gibi. Account hesap demekti. Bu hesap iki türlü hesap olabilir. Bir tanesi banka hesabı olabilir, bank account. Bir tanesi de Facebook account gibi sanal bir hesap olabilir. Facebook account. Account kelimesini unutmayalım. Çünkü çok fazla karşımıza çıkabilecek bir kelime. Account kelimesi normal gündelik hayatta da karşımıza çıkacak bir kelime. Adult arkadaşlar artı 18 olan kişilere biz adult diyoruz. Bu ne demek? Yetişkin demek. Yetişkin. Yani bazı mesela eğlence parklarına falan gidersiniz. Gerek boyu gerek fiziki olarak 18 yaşını doldurmamış kişilerin oraya girmesi yasaktır. Orada der ki below 18 is not allowed. Plus 18 is allowed. Ya da adults are allowed diye ifade edebilir. Attachment. Hatırlarsanız bu kelimenin kökü şuydu. Attach'ti. Attach bir fiil. Eklemek. Attachment da eklenti. Bu durumda isim olarak kullanılıyor. Eklenti kelimesinin görseli nasıl bir şey? Şöyle bir şey. Evet. Attach yani. Bizde attach kelimesi kullanılıyor. Maillerde de bu simgeyi gördüğünüzde biz diyoruz ki buna ekleme yapmak, eklenti yapmak anlamına geliyor. Blogging, blog arkadaşlar yine burada bir fiil olarak da kullanılabilir. Blogging, tecrübeleri bir web sitesinde paylaşma. Özellikle bir yerleri gezenler ne yapıyorlar? Gidiyorlar oradaki resimleri çekiyorlar. Resimleri daha sonra o siteye koyuyorlar ve diyorlar ki işte ben Antalya'yı gezdim. Muhteşem mimarisi var. İşte waterfall'ları var. Ve benzeri şeylerden bahsediyorlar. Bu sitelere mesela blogging websites deniliyor. Ya da blogs deniliyor. Button. Hepimizin elinde cep telefonu var. Artık fiziki olarak buttonları yok ama ekranda normal tuşlara basmaya çalıştığımızda onların her birine button deniliyor. Yani düğme. İster bu düğme telefonumuzdaki sanal düğmeler olsun, ister gömleğimizdeki düğmeler olsun, hepsinin adı da gerçekten button'dır. Otobüste mesela inmek istediğimizde kullandığımız düğme de oradaki düğmeye de biz Türkçe olarak da buton diyoruz. Butona basar mısın? Düğmeye basar mısın? Bu buton kelimesi Türkçe'de de kullanılmaya başlandı. Comment arkadaşlar önemli çünkü soru köklerinde de karşımıza çıkacak. Yorum yapmak ve yorum anlamına gelir. Hem yorum yapmak anlamına gelir hem de yorum anlamına gelir. Nasıl soru köklerinde görebiliriz bunu? Mesela der ki, which comment is appropriate? Hangi yorum uygundur? Şeklinde sorumuzu sorabiliriz. Buradaki comment kelimesi bu şekilde kullanılabiliyor. Zaten YouTube'un şu an altında yorum bölümünde sizin mesela yorum yazdığınız yere de comment bölümü deniyor. Yorum bölümü. Siz de şu an comment yapıyorsunuz. Sadece 4 kişi yazdı. Onlardan bir tanesi de 7. sınıf arkadaşımız. Diğer arkadaşlar da ses seda yok. Confirm arkadaşlar genelde tick işaretiyle gösterilir. Mesela bir uçak bileti satın aldık ve onu onaylamamız gerekiyor. Ya cep telefonuyla arayarak ya da e-mail atarak evet ben bu bileti kesin alıyorum. Kesin yarın işte Antalya'ya uçuyorum gibi telefon görüşmelerimize confirmation denilebilir. Confirm onaylamak demek. Bu videoyu daha sonra
canlı olarak değil de daha sonra dinlediğinizde durdurup not alma şansınız da olacak. Şu an sadece geçmişte işlediğimiz bir dersi tekrar ediyoruz. Klik arkadaşlar faredeki biliyorsunuz. Şöyle faremiz olsun. Şuradan da ipi çıksın. Şurası da iki tane klik yaptığımız düğmesi olsun. Şu sağ tarafa, şey sol tarafa genelde basıyoruz, değil mi? Bu bastığımızdaki çıkan sese biz klik diyoruz. Klik klik böyle tık 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 çıkan sese klik diyoruz. Dolayısıyla klik demek tıklamak demek. Tıklamak. Yani eğer orada bir düğme varsa, internetteki bir sitede düğme varsa oraya basmak. Klik yapmak. Device arkadaşlar hepimizin elinde var. Smartphone'lar birer device. Tabletler birer device. Laptoplar birer device. Bunların hepsi de alet. Araç gereç. Hoş geldin Gülsün. Nisa hoş geldin. Nisa Er hoş geldin. Bu Nisa doğru değil mi? İsmi Nisa mı? Evet, ortak kelimelerde 11. kelimeye devam ediyorum. 11. kelimeyle başlıyoruz. Download arkadaşlar. Download ile upload'u daha önce derslerimizde olan arkadaşlara biz şu şekilde yaptık. Bir kere down kelimesi aşağı demek. Up kelimesi de yukarı demek. Upload'u da burada inceleyelim beraber. Birazdan çıkarsa upload direkt sileriz. Up yukarı demek. Bilirsiniz. Down da aşağı demek. Yani ok işaretiyle aşağı doğru gösterirsek bu şekilde gösterebiliriz. Şimal hoş geldin. Upload yukarı yüklemek olduğuna göre bizim internetteki bütün bilgilerimizin yüklü olduğu şeye aslında cloud deniliyor. Bulut deniliyor. Yani bu internette Facebook'a yüklediğiniz bütün resimler, Twitter'da yazdığınız bütün yorumlar, YouTube'da yaptığınız bütün yorumların tamamı bu bilgisayardaki değil de internetteki toplamdaki bilgi bölümüne yükleniyor. Bunun adı cloud. Yani bulut. Bu buluta yükleme yapmak istediğinizde upload yapıyorsunuz. Yukarıya doğru yüklüyorsunuz. Eğer bu cloud'un içinden bir bilgiyi kendi bilgisayarınıza indirecekseniz ona da download yapıyorsunuz. Yani o bilgiyi yukarıdan aşağıya çekiyorsunuz. Bu durumda sizin bir bilgisayarınız olsun. Şurada masaüstü şeklinde bir bilgisayar yapalım. Burada da kasamız olsun. Şimdi ben bir resim internete atarsam ne olacak? Eğer ben bir resim internete atarsam bir kere o upload olacak. Eğer ben bir resim internetten almak istiyorsam o zaman almak istediğim müzik olur, film olur, resim olur, her ne olursa buna da download diyoruz. Yani bilgi bilgisayarıma inecekse download, bilgi internete yüklenecekse upload. Evet, file'a geldik. File arkadaşlar bilgisayardaki görsel olarak gösterilen şekli şu. Birden fazla da olabilir. Bu şekilde gösteriliyor. Dosya demek. Dosya, klasör, aynı şey. Connection, connect kelimesinden türeme. Dolayısıyla connect bağlanmak olduğu için bağlanmak ya da bağlamak aynı şey oluyor. Bunun isim hali bağlantı. Connection. Habit. Daha kazanımlardan bahsederken dedik ki habit alışkanlık demek. The use of internet. Login. Arkadaşlar login. Bir kere in bir yerin içine girmektir, değil mi? Burada bir kapı var mesela. Bu kapı diyelim bir arabaya açılsın. Şu arabanın şey olsun. Burası bir kapı olsun. Burası da
camlar olsun falan. Şuradan da merdiven koyalım. Böyle bir karavan tarzında bir şey olsun. Biz buradan içeriye doğru girdiğimizde in yapmış oluyoruz. Buradan dışarıya doğru çıktığımızda out yapmış oluyoruz. Bu durumda login yaptığımızda bir siteye giriş yapmış oluyoruz. Tabii. Şimdi söyleyebilirsin bildiğin kelimeleri. Giriş yapmak. Şöyle yapalım. Örnek cümlelerde kullanmak istersen kullanabilirsin. Ya da sen oradan yazınca ben evet Şimal bunu söyledi diye gösterebilirim. Logout'a geldik. Logout'u istersen yazabilirsin şu an. Login giriş yapmak ise yine biz giriş yapmak olarak gösterdik. Out'u da çıkmak olarak gösterdik. Bu durumda bir siteden çıkış yapmak oluyor. Evet, nearly. Nearly sizden alalım. Şu an 4 kişi gözüküyor katılan. Bu 4 kişiden bir kişiden nearly alalım. Nearly soru kaçırmamıza sebep olabilecek kadar önemli bir kelime. Şimal nearly alalım ya da Nisa nearly alalım. Irmak takip ediyor muyuz? Evet, bir kelimeyi sorduğumda eğer 30 saniye içinde bir cevap gelmezse ben devam etmek durumundayım. Çünkü dersin akışının hızlı bir şekilde gidiyor olması lazım. Zaten daha sonra bu videoları dinlediğimizde nadiren neredeyse. Evet, Elif Nur doğru söylemiş. Nearly yaklaşık demek. Yaklaşık olarak nadiren ve neredeyse demek değil. Nadiren bir kere asla olmaz. Çünkü nadiren seldom demek. Nadiren şöyle ayrı bir yere yazalım. Nadiren. Diğer kelimeler de sizin yanlış biliyor olduğunuz kelimeler de burada ele alalım ki önemli. Bir seldom var. Bir de rarely var. Irmak yanlış söylersen bir şey olmaz. Merak etme. Zaten topu topu 5 kişi var. Onların en azından 2-3 tanesini tanımıyorsun. Hiç problem değil. Nadiren seldom ve rarely demek. Nearly de yaklaşık olarak demek. Nereden anlıyoruz yaklaşık olarak? Bir kere near kelimesi fiziken bir şeyin başka bir şeyin yanında olması demek. Yanında. Bu yanında demek near. Nearly dediğimizde de rakam olarak, miktar olarak bir şeyin yanında, yaklaşık olarak demek. Evet. Yaklaşık olarak. Şimdi örnek bir şey alalım. Örnek bir cümle alalım. Nearly half of the class diyelim. Bu şu demek. Sınıfın neredeyse yarısı. Neredeyse kelimesini sen kullanmış mıydın? Zannediyorum neredeyse de kullanmıştın. Neredeyse olur. Sınıfın yaklaşık yarısı. Peki yaklaşık yarısı yukarıya doğru da gider mi? Mesela sınıf diyelim 10 kişi. Bunun 6 kişisi bir konuyu seçti. Biz der miyiz ki yaklaşık yarısı? Hayır. Yaklaşık yarısı demek eksiye yönelik demek. Şöyle yapalım. 10 kişilik bir sınıfta yarısı 5 kişi. Yaklaşık yarısı dediğimizde ise yaklaşık yarısı dediğimizde bu en fazla 4 kişi olur. Daha fazla olmaz. 4 kişi olur. Bu durumda yaklaşık dediğimiz şey o söylemeye çalıştığımız rakama yukarıya doğru yaklaşmaya çalışan, fazlası olmayan, eksiği olan demektir. Gelelim online shopping'e. Online burada i koymayı unutmuşuz buraya. Ekleyelim onu. Online şurada var. Online de arkadaşlar line demek, çizgi demek, hat demek. Telefon hattı için de kullanabiliyorsunuz. Hatta online hatta yani internette çevrim içi diyebiliriz. Çevrim içi alışveriş yapma. İnternetten alışveriş.
diye isim olarak da kullanabiliriz. Properly, bence bu kelimeyi aranızda şu an kimse bilmiyor. Bakalım. 30 saniye veriyorum. 30 saniye içinde properly söyleyebilecek kimse var mı? Evet, Irmak muhtemelen dedi. Properly, probably, probably, probably muhtemelen. Muhtemelen. Evet, properly, Elif Nur doğru söylüyor. Düzgün bir şekilde. Properly demek, düzgün bir şekilde demek. Olması gerektiği bir şekilde. Düzgün bir şekilde. Mesela bir öğrenci doğru bir şekilde oturmuyor masasında. Ben de öğretmen olarak geliyorum, diyorum ki sit properly. Doğru bir şekilde otur, düzgün bir şekilde otur. Peki biz properly bu ünitede nasıl kullanırız? Niye kullanırız? Önemli olan bunu bilmek. Arkadaşlar, interneti pek çok genç ve pek çok orta yaşta insan sınırsız, hiç limitsiz, hiç belli bir sınırlaması olmadan kullanıyor. Çok fazla kullanıyor, çok alakasız şekilde kullanıyor. Evet, düzgün bir şekilde, uygun bir şekilde anlamına geliyor. İnterneti bu şekilde kullanıyorlar ve biz diyoruz ki internet kurallarında diyoruz ki use the internet properly for yourself. Kendin için interneti düzgün bir şekilde, doğru bir şekilde, uygun bir şekilde kullan diyoruz. Properly bu şekilde kurallarda kullanabiliriz. Gelelim research'a. Toplamda 24-25 tane kelime var. O yüzden son 4-5 tane kelimede kaldık. Research arkadaşlar araştırma idi. Araştırmak. İstersek fiil olarak kullanırız, istersek isim olarak kullanırız. Araştırmak da olur, araştırma da olur. İnternette hani böyle web sitelerinin sağ ya da sol üst köşelerinde bir tane böyle mercek oluyor. Bu merceğe basmadan altında da şöyle bir kutucuk var. Şurada search yazıyor. Search, ara. Research de araştırma yapmak anlamına geliyor. Aynı kökten gelme. 21. kelimeye geldik. Screen. Arkadaşlar şu an benim size gösterdiğim şey bir screen'dir. Screen de ekran demek. Çok fazla üzerine düşmemize gerektirecek bir kelime değil. Search engine'a geldik. Search engine'a ben öncelikle örnekler vermek istiyorum. Yahoo, Yandex, başka ne var? Opera. Opera var mı? Opera yok. Opera çünkü web browser olarak kullanılıyor. Google var, Yahoo var, Yandex var. Bunlar arama motoru olarak kullanılıyor. Bakın search az önce research kelimesinden önce ekrana çizmiş olduğumuz şu büyüteç olan yerde search kelimesini söylemiştik. Burada search yazdığını söylemiştik, aramak diye. Bu durumda search engine'de arama motoru demek. Arama motoru. Peki hocam, motordan kastımız bayağı motor olabiliyor mu? Engine motor demek mi? Evet. Engine gerçekte bir arabanın motoru içinde kullanılıyor. Yani şöyle bir karşımızda araba olsun. Bu arabanın kaputunu açtık ve motordan dumanlar çıkıyor. Biz ne diyoruz? The engine is broken. Motor bozuk. Motor bozuldu. Engine kelimesi fiziki olarak motor anlamına da geliyor. Bir de bu kelimeyle bağlantılı olarak bir de meslek var değil mi? Engineer. Engineer de motorlar üzerine çalışma yapan kişilere söyleniyordu. Yani mühendis. Sign in'e gelelim. Sign in ile login aynı şey. Kullanıcı adını ve şifreni giriyorsun. Bir siteye giriş yapıyorsun. Giriş yapmak. Özellikle Hotmail'de, Yahoo'da eğer mail adresiniz varsa bunlardan giriş yaparken sign in kelimesini çok görüyorsunuz. Login daha ziyade Facebook gibi, Twitter gibi yerlerde çıkıyor ama
Hotmail gibi mail sitelerinde sign in daha çok çıkıyor. Teşekkürler Irmak katıldığın için. Upload'u az önce bahsetmiştik, o yüzden siliyorum. Buraya sadece yüklemek diyeyim. Serve per day. Buradaki per kelimesi çok güzel, önemli bir kelime. Birçoğumuz buna şey yapmamış olabiliriz, dikkat etmemiş olabiliriz. Per demek burada başına demek. Başına. Ne demek bu? Gün başına surf yapma. Gün başına surf. Surf ne demek? Gezinmek demek. Kayra merhaba, hoş geldin. 8. sınıf dersimizi yapıyoruz. Gün başına surf. Peki biz bunu bu ünitede nasıl göreceğiz? Bu ünitede şöyle göreceğiz. Per başına demekti. How many hours do you surf per day? Aslında günlük diyebiliriz. Gün başına, günlük. Günlük ne kadar saat surf yapıyorsun internette? Ne kadar? Ücret değil. Hatta person kelimesi, per person diye bir ifade bile kullanılıyor. Per person, davetiyelerde mesela bir eğlence daveti var ve bu eğlence davetinde diyor ki $15 per person, kişi başına, kişi başına $15 vermemiz gerekiyor. Son olarak 26. kelimemiz web browser. Web arkadaşlar ağ demek. Yani bu bildiğimiz örümceğin yaptığı ağın adı web. Bir de bunun hatırlarsanız www'su var. Bu www'yu açalım. Üçünü beraber açalım. World Wide Web. Bu ne demek? Dünya çapında, dünya genelinde A. Evet, dünya genelinde A demek www. Bu durumda web browser'da alt tarayıcısı, arayıcısı demek. Alt tarayıcısı. Web sitesi dediğimiz şey de ağ sitesi oluyor. Yani bir ağ giriyorsun. Aslında internet dediğimiz şey ağ demek. Evet, web browser'ı da bu şekilde ağ tarayıcısı olarak isimlendiriyoruz. Sonraki sayfamıza geçelim. Sonraki sayfamızda önemli olan bazı ifadeler var. For what purposes ifadesi var. Bunu daha önce 4. ünitede muhtemelen gördük. Ama burada da görmemizin hiçbir sakıncası yok. Evet. Ne amaçlar için? Ne amaçlar için sen interneti kullanıyorsun demiş. Burada bazı amaçlar göreceğiz. İnternet niye kullanılır? Onları göreceğiz. İnternetten alışveriş yapmak için. Bakın, yapmak burada. Eğer ben bunun başına to koyarsam için de anlamına gelir. I go on the internet. Ben internete girerim. To do online shopping. İnternetten alışveriş yapmak için. Bilgi için araştırma yapmak. Bakın, hep fiiller en başta. Buna daha önce de dikkatinizi çekmiştim. İnternetten oyunlar oynamak. Faturaları ödemek. Şöyle ödemek yazalım. Oynamayı biliyorsunuz zaten. Search'ü de biliyorsunuz. Do'yu da biliyorsunuz. Filmler ve videoları izlemek. Bunu da biliyorsunuz, izlemeyi. Chat yapmak, konuşmak. Yeni arkadaşlar edinmek, yapmak. İngilizce'de arkadaş yapmak diye geçiyor. Ama Türkçe'de edinmek anlamına geliyor. Sosyal ağ sitelerini kullanmak. User kullanmak olarak da buraya not edelim. Çünkü önemli bir kelimemiz. Sosyal ağ sitelerini kullanmak. Ticket, bilet hatırlarsanız. Biletleri satın almak. Şu an ses ve görüntüde herhangi bir şekilde donma ya da yavaş gitme söz konusu mu?
İzleyebilen arkadaşlara soruyoruz. Evet, izleyen arkadaşlar şu an uyuyor mu acaba? Hayır. Tamam. Teşekkürler cevap verdiğiniz için. Son kelimemiz de gazeteleri okumak. Peki gelelim şu newspaper muhabbetine. Arkadaşlar new yeni demek. Bu bir kelime. Yeni. News ayrı bir kelime. Yepyeni bir kelime. Yani news'in tekil hali, news de new'in çoğul hali değil. Onu öncelikle bir ayıralım birbirinden. Bu başka bir kelime, bu ise bambaşka bir kelime. O yüzden news kelimesini biz çoğul kabul etmiyoruz. Haber diyoruz. Newspaper'da otomatikman haberler kağıdı değil, haber kağıdı demek. Haber kağıdı yani gazete. Bundan sonra news gördüğümüz yerde aklımıza new gelmeyecek. News gördüğümüz yerde direkt haber gelecek. Çünkü sıfatlara çoğul eki gelmez. Doğru mu? Türkçe bilen arkadaşlardan sıfatlara çoğul eki gelmez. Mesela good. İyi demek. Good olur mu? Olmaz. Mesela rich, zengin demek. Rich olur mu? Olmaz. Beautiful, güzel demek. Beautiful olur mu? Olmaz. Sıfatlara syntax'ı gelmez. O yüzden news, new'in syntax almış hali asla değildir. News yeni bir kelimedir ve anlamı sadece haber demek ve tekildir. Gelelim başka cümlelere. Şöyle tek tek çevireceğiz ve çevirirken biraz daha beni takip ederseniz nasıl çevirdiğime de bakabileceksiniz. Ben genellikle internetten oyunlar oynarım. Fakat benim annem bana kızar. Buradaki get angry kızmak demek. Tek başına angry sıfat olduğu için fiil olamıyor. Get angry kızmak demek. Annem bana kızar. Ben çok fazla vakit harcadığımda da zaman olarak. Ben internette çok fazla vakit harcadığımda annem bana kızar. Ben sosyal ağ sitelerini kullanmayı seviyorum. Bakın burada iki tane fiil var gibi duruyor. Ama aslında bir tanesi fiilimsi, bir tanesi fiil. Ben sosyal ağ sitelerini kullanmayı seviyorum. Ben sıklıkla e-mail gönderirim. Ben yine genellikle bazı fotoğraflar yüklerim ve benim arkadaşlarımın fotoğrafları hakkında yorumlar yaparım. Bakın hepsi sonra fiile bağlanıyor. Önce kelimelerimizi söylüyoruz, ondan sonra fiille bağlıyoruz. Çünkü Türkçe'de kelimeleri söylüyor, 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 sonra fiili söylüyoruz Türkçe'de. Ama İngilizce'de maalesef böyle değil. İngilizce'de ikinci kelimemiz fiil. Dolayısıyla biz Türkçe'ye çevirirken bu fiili en sona atarsak ancak doğru bir cümle kullanmış oluyoruz. Ben internette chat yaparım, konuşurum. Çünkü ben farklı ülkelerden, bu da den'dan demekti. Farklı ülkelerden arkadaşlar, yeni arkadaşlar yapmayı seviyorum. Yine like fiilimiz. Ben internetten bilgisayar dergileri, magazin kelimesi dergi demek. Dikkat edelim buna. Magazin demek değil. Ben internetten bilgisayar dergileri okurum. Ben her zaman arama motorlarını ödevlerimi yaparken, iken, yapıyor olduğumda,
yapıyor olduğumda ya da yaparken arama motorlarını kullanırım. Buradaki fiilimiz use arkadaşlar. Ben genellikle İngilizcemi pratik yapmak için kullanışlı web sitelerini ziyaret ederim. Visit de web siteler için kullanılabiliyor demek ki. Kullanışlı web sitelerini ziyaret ederim. Gelelim başka bir soruya. Ne sıklıkla ifadesi var ve ne sıklıkla 5. ünitemizde çok kullanılacak bir soru tarzı. Ne sıklıkla şunu yaparsın internette. Şunu yaparsın dediği bütün her şey aşağıda. Bu durumda bakalım neler var. Ne sıklıkla interneti şöyle şöyle yaparsın. Pay attention. Bakın hepsinde pay attention var. Şurada 3 tanesinde de pay attention var. O yüzden pay attention'ı bilmemiz lazım. Dikkat etmek. Bu durumda bizim için önem ifade ediyor demek ki bu kelime. Ne sıklıkla diğer insanların haklarına dikkat edersin? Ne sıklıkla kopyalama ya da telif hakkı diyelim, telif haklarına, telif meselelerine dikkat edersin? Ne sıklıkla ahlaki ya da sosyal diyelim, sosyal kurallar? Bu etiket kelimesi denemelerde falan çıkıyor. Ama sadece bu kitapta olduğu için LGS'de çıkmayacaktır diye umut ediyorum. Sosyal kurallara dikkat edersin ne sıklıkla. Yine ne sıklıkla gün boyuna, gün başına internette takılırsın. Ne sıklıkla internetten dersler takip edersin. Ne sıklıkla senin bilgisayarından, bakın burada denden var. Senin bilgisayarından dosyalar, klasörler paylaşırsın. Paylaşmak şehir. Ve son olarak da ne sıklıkla alışveriş yaparsın diyor internette. Yine aynı şekilde bu soruyla devam eden, fakat ben artık soruya bağlı bir şekilde gitmeyeceğim. Direkt bu kelimelere çevireceğim. Az önce per üzerine konuşmuştuk. Başına, süresince anlamına geliyordu. Bir hafta başına oyunlar oynamak. Senin okul ödevlerini, assignment demek, ödev demek. Burada çoğul olduğu için ödevler olmuş. Senin okul ödevlerini yapmak için web sitelerini ziyaret etmek. Ne sıklıkla ziyaret edersin? Keep in touch arkadaşlar, az önce ortak kelimelerde gözükmedi. Keep in touch, iletişimde kalmak demek. 4. ünitede vardı. İletişimde kalmak ya da iletişime geçmek için de kullanılıyor. Senin eski arkadaşların ile iletişime geçmek, eski arkadaşların ile iletişimde kalmak. Son 3, yerel olaylar bulmak. Bu ne demek? Ne sıklıkla internette yerel olayları buluyorsun? Şöyle, mesela ben şu an Sakarya'dayım. Sakarya'nın normal web sitesine giriyorum. Sakarya Belediyesi nokta işte diyelim gov.tr. Burada diyor ki bu hafta ilçemizde ya da ilimizde yapılacak aktiviteler şunlar. İşte bunlar lokal events oluyor. Tiyatro olur, film olur, piknik olur. Bunların tamamı bizim için lokal events. Make travel arrangements. Seyahat düzenlemeleri, ayarlamaları yapmak. Yani bir seyahat acentesini arayıp ben şu gün şu saatte şuraya gideceğim falan demek. İçin internet kullanıyor tabii. İnsanlara yardımcı olmak. Bu şekilde geçiyorum. Maksat burada çeviri yapabilmek ve önemli kelimeleri görmek. Gelelim buradaki ifadeler. Buradaki ifadeler işimize yarayacak ifadeler. Şu more than, less than, bunların hepsi sorularda çıkıyor arkadaşlar. Buna dikkat edelim. More than ve less than'lar çok çıkıyor. Eğer bilmiyorsak bunları hususiyle ayrı bir yere not alıp çalışmamız lazım. Mesela kaç tane arkadaşınla sen sosyal
hesabında arkadaşa sahipsin? Kaç tane arkadaşına sosyal hesabında sahipsin? 25'ten daha az. Less demek daha az demek. Şunları geç. 250'den daha fazla. Demek ki burada iki tane kelimeye dikkat etmemiz gerekiyor. Bir tanesi less, bir tanesi de more. Less kelimesi az kelimesinden bir derece bir tık daha yukarı anlamı sahip. Nedir bu? Little. Little az demek, less daha az demek. Many çok demek, more daha çok demek. Bu iki kelimeye dikkat edelim. Çünkü soru şıklarında bizi eleyecek kelimeler bunlar. Üçüncü sorumuza geldik buradaki. Ne, kaç para, ne kadar sen ödüyorsun? Pay ödemek demek. Ne kadar ödüyorsun internet için, internet kullanıcının her ay? İşte 20 ile 20 liradan daha az, 60 liradan daha fazla. Kaç tane şarkı indiriyorsun hafta başına? Yine 5'ten daha az, 35'ten daha fazla. Beşinci sorudayız. Hangi alet, hangi araç sen genellikle tercih edersin internet kullanırken? Sen interneti kullanır iken hangi aleti tercih edersin? Akıllı telefon, tablet, masaüstü, başka. Başka da laptop olur. Başka neler var? Başka bir şeyler yok. iPad falan olur. Ya da iPod olur. Şimdi desktop arkadaşlar, desk zaten masa demek değil mi? Şöyle bir masamız var. Bu masanın üstüne bilgisayarı koyduğumuzda bu bilgisayarın adı desktop oluyor. Niye? Masa üstü. Top dediğimiz şey zaten üstü demek. Laptop da öyle. Çünkü lap bacak ya da diz demek. Laptop da diz üstü demek. Bu şekilde kelimeleri net bir şekilde zihnimizde tutabiliriz. Sen nerede genellikle interneti kullanırsın? Evde, okulda, dışarıda, başka şurada. Sadece görüyoruz kelimeleri ve cümleleri nasıl olduğunu görüyoruz. Sen düşünüyor musun? Do you think? Yani I think'in soru hali. Ben düşünüyorum. Bana göre öyledir. Do you think? Sen düşünüyor musun? Neyi düşünüyor musun? You can regulate. Regulate demek düzenlemek, kontrol altına almak demek. Kontrol altına almak. Sen kendini internette düzenleyebileceğini, yani kontrol altına alabileceğini düşünüyor musun? Kesinlikle evet. Genellikle bazen maalesef hayır. Bu maalesefi de not alalım. Bu maalesef şıklarda çıkabiliyor. Diyalogda boşluk bırakılan yerlerde mesela olumsuz bir ifade olarak çıkıyor. Maalesef. Gelelim başka ifadelere. Yine uçak bileti satın almak söz konusu olduğunda kullanılacak bazı kelimeler var. O istiyor, şöyle yapmayı istiyor. Ne yapmayı istiyor? Bir uçak bileti satın almayı istiyor. Türkiye hakkında bilgi almak istiyor, öğrenmek istiyor. O istiyor. Ne istiyor? Gidiş geliş uçak bileti alacak. Tek yön uçak bileti alacak. Gidiş geliş şudur. Round ne demek? Round normalde yuvarlak demek değil mi? Yani circle demek. Böyle sürekli bir devri daim yapan bir şey. Şöyle ok işareti şeklinde de yapalım. Round. İşte gidiyorum, sonra geri dönüyorum. Biz buna round trip diyoruz. Uçakta Amerika'ya gittim, bir de geri geldim. İki bileti aynı anda alırsam round trip yapmış olurum. Ama one way ticket demek, ben sadece Amerika'ya gidiş biletimi aldım. Geri dönüş biletimi almadım, almıyorum. O artık bana kalmış. İleride belki dönmeyi düşünürsem geri gelirim. O zaman da yine one way ticket alırım. Ayrılış tarihi nedir? Ayrılıştan kastımız uçakla artık ülkeyi terk etmek ya da şehri terk etmek. Bunun tam tersi var. Departure gidişken, yani ayrılışken
Bir de bunun arrival'ı var. Varış. Yani Türkiye'ye ya da Sakarya'ya ya da İstanbul'a geliş. O satın alacak. Ne satın alacak? Refundable ya da non-refundable ticket alacak. Bilet. Refundable geri ödenebilir. Düzenlenebilir bilet demek. Daha çok pahalı oluyor genelde bu biletler. Non-refundable da olumsuz olduğu için geri ödenemez. Geri ödenemez biletlere. Biz non-refundable diyoruz ve ucuz oluyor. Ve değişiklik yapamıyoruz. Mesela Nisan'ın diyelim 21'inde Bodrum'a uçak bileti aldık. Fakat işte bu hastalık falan oldu. Uçağımızın biletinin tarihini değiştirmek istiyoruz. Ama adam diyor ki, bayım diyor, siz non-refundable almışsınız. O yüzden değişiklik de yapamazsınız. Parayı da geri veremeyiz size diyor. Beşinci cümlede ne olur eğer bu kişi seçerse ödenebilir, geri ödenebilir bilet. What happens if he chooses the refundable ticket price? Evet, geri ödenebilir bilet bedelini seçerse ne olur? Daha çok para öder. Yani more expensive. He can make change. Değişiklikler yapabilir. He must pay less. Daha az ödemelidir. Tamamen bu yanlıştı. Şıklardan hatırlarsanız daha değişiklik yapabiliyordu. CVV number, onun kredi kartındaki CVV number neydi diyor, soruyor. CVV de güvenlik koduydu. Çok önemli değil. Şimdi birisi bize bir şeyler anlattı ve biz bunu anlamadık. İngilizce olarak anlayamadık. Ne yapıyoruz? Ona soru olarak geri soruyoruz. What does it mean? O ne demektir? Diğer bir deyişle şu. Burada cevap veriyor tabii. I mean, yani. In other words de yani demek ya da diğer bir deyişle demek. Aynı şey. Can you explain what it means? Onun ne anlama geldiğini sen izah edebilir misin? İzah etmek, açıklama yapmak demek. Onu daha fazla açıklayabilir misin sen lütfen? Ne demek istiyorsun? Şununla, söylediğin cümleyle tam olarak. Exactly tam olarak demek. Çok kritik bir kelime değil. Ama işinize yarar. Benim demek istediğim şey şudur ki diye cevap veriyor. Kusura bakma, ben seni takip edemiyorum. Yani dinliyorum ama çok hızlı konuşuyorsun, anlayamıyorum. Yavaş olur musun anlamına gelebilecek bir cümle ifadesi. Evet, şu an yayınımızda sadece 3 kişi gözüküyor. Diğer arkadaşlar gittiler. Gelenler vardı. Bir 5-6 kişi olmuştuk. 8'e kadar çıkmıştık. Önemli değil. Bu videoyu daha sonra YouTube'da izleyebilirsiniz. Burada maksadımız aynı anda çok fazla öğrenci gelip bunu izlesin değil de bu YouTube'a konsun. YouTube'da can isteyen 5. üniteyi açıp izleyebilsin. Ya da 4. üniteyi açıp izleyebilirsin. Hatırlasın bazı kelimeleri. Ortak kelimeler üzerine gidebilsin. Maksadımız bu. Yoksa bu kadar vakit ve bu kadar çabanın bir karşılığı olmazdı. Eğer sadece 3 kişinin katıldığı ile alakalı bir derdimiz olsaydı. Şimdi burada arkadaşlar akronimler var. Akronim eşittir kısaltma. Kısaltmalar var ve bu kısaltmalar buradakilerle eşleşiyordu. Siz bunu kitaplarınızda yapmıştınız. Sadece işimize yarayacak bazılarını göstereceğim. Bye for now. B4 ve N. B4 ve N'nin okunuşu İngilizce'de normalde B for N olur. Ama biz buna yeni bir anlam katıyoruz. Bye for now diyoruz. Buradaki for zaten rakam olarak aynısı okunuyor. Şimdilik kendine iyi bak. See you şu şekilde söyleniyor. See. Tabii söyleyebilirsin sanırım bak. Alfabe olarak C harfinde C okunuyor. Bu da U diye okunuyor. Bu durumda see you demek görüşmek üzere demek. Hangisini söylemek istersen söyleyebilirsin sanırım bak. Diğer arkadaşlardan da gelebilir.
Burada hemen yerleştirebiliriz yerlerine. Sizin de görüntülü ve aynı anda katılamadığınız dersler çok zannediyorum sizin için çok şey geçmiyor, eğlenceli geçmiyor. Verimli demeyelim de bence verimli gidiyor ama eğlenceli geçmiyor. Katılmak istiyorsunuz, katılamıyorsunuz. Aradan bir 3-4 saniye geçiyor. Siz söylediğinizde ben zaten söylemiş oluyorum. Evet, söylemek isteyen arkadaşlardan şu an bazılarını yazabiliriz. WWU var. Bir numara demiş. Bir numara. Hangi bir numara? Şimdi şurada WWW var. Değil mi? WWU var. Güzel. Yani buradaki ilk cevap. O zaman biz buraya WWU'yu yazabiliriz. Neden? What's up with you? Şeklinde söyleyebiliyoruz. Senden ne haber? Anlamına geliyor. Devam edebiliriz. Var mı başka söylemek isteyen? Bir tane daha alalım. Ondan sonra diğer sayfamıza geçelim. Çünkü burada birkaç tanesinden bahsedeceğiz. Daha sonra devam edeceğiz. Evet, bekliyoruz ama kimse de tık yok. Peki arkadaşlar, Bye for Now'dan bahsetmiştik. By the way, BTW demiş Elif Nur. BTW. Yani by the way. Doğru. By the way demek de bu arada demekti. Bu arada. Bu arada şu anlama geliyor. Bir şeyden bahsediyoruz, bahsediyoruz. Sonra başka bir konuya geçmek istiyoruz. By the way, what was your name? Bu arada senin adın neydi mesela? Evet, diğer önemli olan kelimeleri en azından burada görelim. Face to face önemli. Face to face. Burada önemli olan daha ne var? NP var. No problem. Ben bile bazen size WhatsApp'ta mesaj atarken kullanıyorum. As soon as possible çok önemli. ASAP. Maillerde kullanılıyor. Kısaltılmış olarak. As soon as possible. Mümkün olan en kısa sürede demek. Oh my god. Oh my god. Thanks'i pek çok şekilde gösteriyorlar. Burada THX olarak göstermiş. Evet, face to face yüz yüze idi. Take care'i söylemeye gerek yok. Where were you de söylemeye gerek yok. Bir sonraki sayfaya geçiyorum. Sevgili arkadaşlar, burada kısaltmalar yapılarak mesajlar yazılmış. Bu mesajları yorumluyoruz. Merhaba En. İster misin katılmayı bizim yeni mesaj grubumuza? Hayır. Thanks. Teşekkürler. Ben istemiyorum. Bu arada, by the way Joe. Bu arada Joe, neden biz online olarak saat 7'de akşamleyin chat yapmıyoruz? Ben sana bir şey söylemek istiyorum. Kusura bakma fakat yapamam. Benim internetim bozuk. Ne demek istiyorsun? Sen mi mi? Bu du başa gelirse ne oluyordu? Mi oluyordu. Sen demek istiyor musun? İnternet bağlantını mı demek istiyorsun? Evet, o çalışmıyor. Bakın properly karşımıza çıktı. Düzgün bir şekilde, doğru bir şekilde. Doğru bir şekilde. İnternetim doğru bir şekilde çalışmıyor. O halde, den kelimesini de not almak lazım. O halde. O zaman anlamına da geliyor. O zaman. See you. Görüşürüz okulda. Yarın. Diğer tarafa geçiyorum. Diğer mesaja. Hey merhaba Max. Senin hiç planın var mı?
Tonight, bu akşam için. Bu akşam için hiç planın var mı? Hayır, yok. Jack. Neden? Sen. You. Neden soruyorsun? Şey, Paul ve ben film izlemek istiyoruz bizim evimizde. Bize katılmak ister misin? İsterim. Ne zaman? Kaçta? Biz 5'te buluşabilir miyiz? Eğer o senin için okeyse. If it is okay. Şurada okey olması lazım. You da you. Great. Great diye yazılan kelime. Great. Çünkü 8 kelimesi rakam olarak İngilizce'de 8 diye okunuyor, değil mi? 8. Okunuşu önemli bizim için. Yazılışı değil. Great. Thanks for inviting me. See you. Teşekkürler beni davet ettiğin için. Görüşmek üzere. Görüşürüz daha sonra. Later. Niye? Çünkü 8 vardı 8. Later oldu. Later. Lots of love. Sevgilerle. Bakalım bu 1, 2. 2 slaytımız daha kaldı. Bunları da çevireceğiz ve dersimiz burada bitecek arkadaşlar. Çünkü bayağı bir üzerine konuştuk. 1 saate yakın oldu. Sosyal medya önemli bölümüdür. 1. Önemli bölümüdür bizim yaşamımızın. Bu of nanin demekti. Önemli kritik yerlerin de bilgisini bu şekilde veriyorum arkadaşlar. Sosyal medya kullanımı şimdi geniş ve daha etkili önceden olduğundan. Önceden olduğundan, bu da dendan demekti. Önceden olduğundan daha geniş ve daha etkili. İstatistikler, yani rakamlar, veriler. İstatistikler, sosyal medya kullanımı hakkındaki istatistikler gösteriyor ki to be very interesting. Çok ilginç olacağını gösteriyor. Bugün 2,5 milyar, bakın B olduğunda milyar oluyor, M olursa milyon oluyor. 2,5 milyar kişiden fazla kişi şu an aktiftir sosyal medyada dünya genelinde. World Wide Web demiştik ya, dünya geneli ağ diye. Dünya genelinde 2,5 milyar kişiden daha fazla insan sosyal medyada aktiftir. En çok popüler sosyal ağ sitesi yaklaşık 1,86 milyar aktif kullanıcıya sahip. %90'ından kimlerin? Bunlar dediği yukarıdaki bahsettiği 1,86. Bunların %90'ından daha fazlası 18 ve 29 yaş arasıdır. Sosyal medya kullanıcılarıdır. Bireylerin %88'i hangi bireylerin? 30 ile 49 yaş arası bireylerin %88'i meşgul. Sosyal medyada meşgul. Yani sosyal medyada takılıyorlar. 65 yaşındakilerin %43'ü ve daha yukarısı sosyal medyada yine takılıyorlar. Yaklaşık olarak neredeyse kullanıcıların %80'i sosyal medyaya bir taşınabilir alet ile giriyor. Access girmek demekti. Mobile'da taşınabilir demek. Yani bu tablet olur, laptop olur, cep telefonu olur. Tamamına mobile diyebiliriz. Önemli. Mobile phone, cep telefonu ama mobile device dediğimizde işin içine tablet falan giriyor. Evet, broşürü, sosyal medya hakkındaki broşürü oku ve soruları cevapla demiş. Biz soruları cevaplamaktan ziyade soruları anlamaya çalışacağız. Toplam, miktar, aktif sosyal medya kullanıcılarının toplam miktarı nerede?
Dünyadaki aktif sosyal medya kullanıcıların toplam miktarı nedir? Ne kadardır yani? İkinci soru. Hangi yaş grubunda DDA var bakın burada. Hangi yaş grubunda sosyal medya en popülerdir? En çok popülerdir. 65 yaş üstü mü kullanıyor? 18-29 yaş arası mı kullanıyor? Bu bilgi istiyor. Nasıl? Kullanıcılar çoğunlukla nasıl sosyal medyaya giriş yapıyorlar? Kaç tane aktif kullanıcı en popüler sosyal ağ siteleri kaç tane aktif kullanıcıya sahip? Özlemiz burada. En popüler sosyal ağ siteleri. Evet sevgili arkadaşlar, ünite 5. üniteyi, internet ünitesini bitirdik. Zannediyorum takip edememiş arkadaşlar için 1., 2., 3. ve 4. ünitelerin de internette olduğunu hatırlatmamız gerekiyor. Şu an var, hazır. Onları izleyeceksiniz. Yine bu şekilde not alacaksınız. Ardından salı günden itibaren, yani yarından itibaren üniteler arası soru çözmeye başlayacağız. Sadece soru üzerine gideceğiz. Artık pazartesi ve salı günleri sadece soru çözeceğiz. Ekstra ders anlatmaya gerek kalmayacak. Sadece soru üzerinden gideceğiz. Böylece farklı soru tiplerini de görmeye başlayacağız. Bugünkü dersimiz bu kadardı. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum. Görüşmek dileğiyle. Sorusu olan varsa soru alabilirim. Sorusu olan yoksa da dersimizi burada kapatabiliriz. Sizlerden bir soru var ya da soru yok şeklinde bir açıklama alabilirsek en azından burada olduğunuzu bileyim. Şimal soru var mı? Irmak soru var mı? Nisa soru var mı? Elif Nur soru var mı? Ben teşekkür ederim. Umarım bir işinize yaramıştır dersimizin içeriği. Zaten burada en öncelikli olarak ortak kelimeleri ön plana koymaya çalıştık. Çünkü onlardan milli eğitim soru yazacak. Bunları dikkat alırsanız zannediyorum soru kaçırmayı bırakacaksınız. Bu şekilde arkadaşlar. Tekrar görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın.